Galatasaray'dan Eden Hazard bombası. Bu sezon önemli isimleri ilk kadrosuna katan Galatasaray yıldız transferlerine doymuyor. İddiaya göre bu sezon şampiyonluk için kesenin ağzını açan Galatasaray yönetimi yaz aylarında zorlayıp alamadığı Eden Hazard'ı Ocak ayında alarak dünya çapında ses getirmeyi planlıyor. Menajerler son olarak Real Madrid'in gözden çıkardığı Belçikalı hücumcuyu yönetimin önüne getirmiş ve maliyet araştırması yapan Sarı Kırmızılılar Hazard için İspanyol devinin kapısını çalmıştı. Oyuncunun maaşının bir bölümünü biz karşılayalım teklifi geri çevrilen Sarı Kırmızılılar Real Madrid'e Ocak ayı için oyuncunun maaşının büyük kısmını karşılamayı önerecek. ...2019'da 115 milyon euro bonservis bedeli ödediği Hazard'dan bir türlü istediği verimi alamayan Real Madrid, Hazard'ı uzun süredir müşteri arıyor. Ancak yıllık maaşı nedeniyle Belçikalı oyuncuya talip bulamıyordu. Galatasaray, Hazard'ın maaşının 5 milyon euroluk kısmını ödeyerek Real Madrid'den almak istiyor. Sarı Kırmızılılar da transfer için Hazard'ın Belçika milli takımından arkadaşı Mertens'in devreye alınması da gündemde. Mertens'in yakın arkadaşı olan Hazard'ı ikna etmek için Galatasaray kulübünün hedeflerini ve yapısını aktaracağı öğrenildi. Galatasaray'dan Rafael Viga hamlesi. Galatasaray'da ilk transfer ve tescil dönemi sona erse de kadroyu takviye etme operasyonu son sürat devam ediyor. Şampiyon olmak için kurulacak kadroya para harcamaktan çekinmeyen Sarı Kırmızılılara teknik heyet Ocak ayı transfer raporunda kapalı savunmaları açma konusunda uzman hücuma dönük bir orta saha talebini iletti. Bu sorultuda harekete geçen Sarı Kırmızılı kurmaylar rotasını Brezilya'ya çevirdi. Transferde Güney Amerika pazarına yönelen Galatasaray, Palmeiras forması giyen Rafael Viga'nın peşine düştü. Yıldız oyuncunun son durumunu araştıran Sarı Kırmızılı kurmaylar resmi teklif hazırlığında. Okan Buruk, merkez orta saha ve 10 numara pozisyonlarında görev alabilen Viga'nın hücum çeşitliliğinden yararlanmak istiyor. Son dönemde yaptığı çıkışla dikkat çeken 27 yaşındaki oyuncu Avrupa kulüplerinin ilgisini çekmeyi de başardı. Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olan Viga, geçtiğimiz sezon sahaya çıktığı 40 maçta 18 gol atıp 6'da asist yaparak tam 24 gole doğrudan etki etti. Galatasaray oyuncunun kulübünü de ikna etmesi halinde Viga ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak. İşte Galatasaray'ın yeni kalecisi. Galatasaray'la ilgili dış basından transfer iddiaları gelmeye devam ediyor. İtalya'da yayın yapan Salcio Mercato, Sarı Kırmızılıların Serie A ekibi Hellas Verona'da görev yapan İtalyan kaleci Lorenzo Montipo ile ilgilendiğini öne sürdü. Habere göre Sarı Kırmızılılar Amerika'dan astronomik bir teklif alan ve sezon sonunda MLS'e gitmeye hazırlanan Fernando Muslera'nın boşluğunu 27 yaşındaki eldivenle doldurmak için bir süredir transfer çalışmaları yürütüyor. İtalyan kaynaklara göre Galatasaray Montipo ile 5 yıllık anlaşmaya vardı. Ancak Hellas Verona ikna edilemezse Jim Bombrota'yı Inaki Peña'ya çevirecek. Güncel piyasa değeri 4,5 milyon euro olan Montipo'nun İtalyan ekibiyle olan sözleşmesi 2025 yazına kadar sürüyor. Bir kez İtalya U21 milli takımının kalesini de koruyan Lorenzo Montipo için kariyeri boyunca ödenen bonservis bedeli ise 2 milyon euro. Galatasaray'dan Fode Baloture bombası. Kadrosunu güçlendirmek adına çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sol bek transferi gündeme gelmiş durumda. Atik Van Aanholt'un sergilediği kötü performans, Sarı Kırmızılıları arayışa iterken Milan'dan Fode Baloture için devreye girildi. Alfredo Pedruia'nın haberine göre Galatasaray Fode Baloture için harekete geçti. Senegalli oyuncunun transferi adına ileri düzeyde görüşmelerde bulunduğu belirtildi. Milan'da forma şansı bulmakta zorlanan Fode Baloture'nin takımdan ayrılmak istediği öğrenildi. İtalyan basınının haberine göre 25 yaşındaki oyuncu Galatasaray'ın teklifine sıcak bakıyor. Milan'ın 2021'de 3,5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Monaco'dan kadrosuna kattığı Fode Baloture'nin ismi yaz transfer döneminde Galatasaray'ın yanı sıra Trabzonspor'la tanınmıştı.
Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu Atletico Madrid'e. Galatasaray'da geçtiğimiz sezonun yıldızı olan Kerem Aktürkoğlu cephesinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Kerem Aktürkoğlu'nun devre arası için anlaşmaya vardığı takım da belli oldu. Galatasaray'da geçtiğimiz sezon 52 resmi maça çıkan Kerem Aktürkoğlu, 13 gol ve 13 asiste sarı kırmızılı takımın en iyi ismi olmuştu. 23 yaşındaki oyuncunun bu performansı sonrası Avrupa'ya transferine kesin gözüyle bakılıyordu. Kerem Aktürkoğlu'nun ismi Atletico Madrid, Borussia Dortmund, Marsilya, Lyon ve West Ham United gibi takımlarla uzun süre anılmıştı. Ancak Galatasaray yönetiminin 20-25 milyon euroluk beklentisi nedeniyle Kerem'in Avrupa hayali gerçekleşmemiş oldu. Kerem'in devre arasında La Liga ekibinin yolunu tutması bekleniyor. Galatasaray'dan kaleye Bento hamlesi. Galatasaray kalesinde Fernando Muslera sonrası ne olacak konusu belirsizliğini korurken Uruguaylı file bekçisinden sürpriz bir teklif geldi. Sarı kırmızılı takımla özdeşleşen Uruguaylı eldiven Muslera, Galatasaray'a veliaht olarak Brezilya'nın Atletico Paranaense takımında forma giyen 1999 doğumlu Bento'yu önerdi. 23 yaşındaki kaleciyi Brezilya milli takımının gelecekteki kalecisi olarak gördüğünü sarı kırmızılı idarecilere bildiren Muslera, Bento'nun Galatasaray'ın aradığı tüm özelliklere sahip olduğunu söyleyerek 1.90'lık genç eldivenin kendisinden sonra iyi bir seçenek olacağını belirtti. Galatasaray'ın da Muslera'nın önerisi üzerine Bento'yu takibe aldığı ifade edildi. 2024'te Galatasaray'la sözleşmesi bittiğinde 38 yaşında olacak olan Muslera, Galatasaray'la 5 Türkiye Ligi, 4 Türkiye Kupası ve 5 de Türkiye Süper Kupası kazandı. Atletico Paranaense altyapısından yetişen Bento'nun kulübüyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor ve şu anki transfer market değeri ise 6 milyon euro civarında.